İnsanlar yakınlarına, cezaevindeki yakınlarına para gönderdiklerinden dolayı ne yazık ki gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar ve terör örgütüne yardım ve yataklıkla suçlanıyorlar. Yani bazen bu sizin akrabanız, yakınınız da olmayabilir, bir arkadaşınız da olabilir. Ya da diyelim ki siz cezaevinde olabilirsiniz, bir süre sonra bırakılırsınız. Ya dersiniz bu arkadaşıma ben de biraz bir katkı yapayım, bir para göndereyim. Bunu gönderdiğiniz zaman teröre yardım ve yataklık yapmış oluyorsunuz. Böyle dünyanın belki hiçbir yerinde görünmeyecek bir suç türü oluşturuldu. Ve bu giderek yaygınlaştı ne yazık ki. Her türlü hak ihlaline karşı etkin mücadele etmediğimiz sürece inanın yeni yeni böyle suç türleri oluşturulacaktır. Uzun süredir hapishanelerdeki mahpuslara para yatıran ailelere, vasilere, avukatlara ve yakınlarına yapılan yargısal baskılar sürdürülmektedir. Kişiler gözaltına alınmakta, haklarında davalar açılıp cezalar verilmekte, terör finansmanı sağlamak suçlamasıyla tutuklamalar devam etmektedir. Mahpusların paraları üzerinde bir tasarruf edinebilme hakları bulunmamaktadır. Doğal olarak mahpusların para hesapları normal bir banka hesabı gibi düşünülemez. Paranın kullanımı tasarrufu tamamen idarenin yetkisindedir. Kullanımı yönetmelikçe belirlenmiş olan mahpuslara yatırılan para terör örgütünün finansmanı olarak değerlendirilemez. Mahpuslar tüm haklarını cezaevi yetkilileri ve görevlileri aracılığıyla kullanabildiklerinden dolayı hapishanede terör örgütü olduğu varsayımından yola çıkılarak para yatıranlara karşı yargı baskıları kabul edilemez. Hapishanelerde bulunan mahpusların hesabına para yatırılması suç değildir. Aileleri, yakınları ve avukatları üzerinde oluşturulan yargı baskısına son verilmeli ve yasa iptal edilmelidir.